Bu sene kar yağmadığından dolayı biz şu anda Muş'un yüksek tepelerine gelip 2600 rakımlı yerde antrenman yapıyoruz. Çocuklar ilk defa kara çıktı. Çok mutlular. Biz de mutlu olduk. İnşallah bundan sonra hep böyle antrenman imkanı olur da yüksek tepelerde antrenman yaparız. Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Milli sporcularımız var. Milli sporcu adaylarımız var. 2-3 saat günde çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra çalışmamız böyle devam eder. Çok mutluyuz. Çocuklar da ilk defa kara çıktığı için çok mutlu. Kaliteli bir kar var. İnşallah bundan sonra yarışmalara yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yarışmaya yaklaştı. Rize'de düzenlenen Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası var. Bir hafta sonra oraya gideceğiz. İnşallah orada derece alıp döneceğiz. Ondan sonra Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenleneceği yarışlarımız var. Oraya gidip madalyalarla dönmeyi düşünüyoruz. Bu sene kar yağmadığı için yüksek rakımlara geliyoruz. Normalde geçen sene kayak merkezinde yapıyorduk. Bu sene kayak merkezine kar yağmadığı için hocalarımızla beraber yüksek rakımlara gelip antrenman yapıyoruz. Hocalarımız bize antrenman yaptırıyor. En iyi şekilde mutluyuz. İyi de kaydırıyor. Bu sene ve hedeflerimiz ilk üçe girip ilimizi temsil etmek. Yarışlara hazırlanıyoruz. Ondan sonra hocalarımız sıkı sıkı antrenman yaptırıyor. Hedefim milli sporcu olmak. Hedefim önce Balkanlar, sonra dünya şampiyonası, sonra olimpiyat. İnşallah bunu en kısa zamanda başaracağım.
Hocalarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Başta Burhan Oğla olmak üzere tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. 8 yıldır kayaklı koşu branşıyla ilgileniyorum. Merkeze yeterli kar yağmadığından dolayı yüksek rakımlı yerlere antrenman yapma amacıyla geldik. Dağ kayağı sporu için şu an antrenman yapmaktayız. Yüksek rakımlı tepelerde antrenman yapıp yarışlara hazırlanıyoruz. Temennimiz odur ki inşallah döktüğümüz ter kadar karşılığını alabilmektir.